Evet, deniz ürünlerini çok seviyoruz. Hangi balık çeşitlerini tercih ettiğimiz tabii ki herkesin damağına göre değişiyor. En ucuz olarak da genelde hamsi balığını tercih ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi İklim Araştırma Bölüm Müdürü Levent Kurnaz, hava sıcaklığının 50 dereceye çıkmasının ardından Karadeniz'de artık hamsi balığının Rusya ve Ukrayna açıklarına doğru kaçacağını, hamsiyi Karadeniz'de bulmamız artık zorlaşacak dedi. İşte bizim için de tam bu noktada artık bundan sonra hamsiyi soframızda daha pahalıya yiyecek miyiz diye endişe ediyoruz, endişe duyuyoruz. Vallahi balık yemiyorum. Neden yemiyorum? Yatılı okuldayken bütün okul zehirlendik. O gündür bugündür yemiyorum. Fiyatlar 70 ile 100 arası gidiyordu. En ucuz yediğimizde hamsi balığı. Değil mi? Ne diyeceksin bunlara? Ya ne diyebilirim? Onu da yemeyeceğiz. Onu da yemeyeceğiz. Aç duracağız. Bence hoca ortalığı karıştırıyor. Hoca değil. İklimler ısınıyor. Hayır, hayır. Hani balık kaçacak. Tabii balıkçıları duyunca nasılsa bizim balık gidiyor. Ne tutturursam kârdır diye gidiyor bence. Kuru ekmeği bulduğumuza şükrediyoruz. Ya Allah'a bir şükür olsun. Öyle demeyin. Allah'ıma öyle şükürler demeyin. Olsun. Tüketebiliyoruz mu balık? Çok nadir. Mesela ayda kaç sefer? Ayda bir kere belki de hiç. Tam şimdi böyle serin havalarda tam balık havası. Benim yok. Sayemde. Benim sayemde onlar da yemiyor. Kendi Karadenizli ve balık yemiyor. Aha. Evet. Hiç yani balık yemeyen Karadeniz olur mu? Evet. Abi ama bütün okul zehirlendik ya. Ama geçmişte kaldı. Ya ama işte insanın aklına geliyor. Ben inanmazdım öyle şey ama doğruymuş. Balığı gördüğüm zaman vallahi tüylerim diken diken oluyor. Bayat olursa eğer süt ürünleri yersen zehirlenirsin. Hadi o da bir masal ya. Balıkla yoğurt yiyorlar. Nasıl oluyor? Yunanistan'da olursa bir şey olmuyor. Bence de. İşte o zaman. Bence de yani. Bakın ben tır şoförüydüm. Her şey hakkımızda hayırlısı. Emekli oldum. Yunanistan'a çalışırdım. Orada bizim komşular balığı yaparlar. Kaşar peynirini de getirirler. Kaşar peyniri balık. Ye, hadi komşu gel lan ben yemem diyorum. Balık tüketiyoruz. Özellikle bu aylarda bol gidiyor yani. Tüketiliyor ve seviliyor. Hangi balıklardan? Dediğiniz gibi hamsi. Ondan sonra ben palamut çok tercih ediyorum. Ya uygunluk açısından da lezzet açısından da hamsi zaten ilimizde aynen. İlçemizde falan çok yeniliyor. Yani ileriki dönemlerde biraz daha hamsi balığını biraz daha pahalı yer miyiz? Ya zaten hani onların fısıldaması bunlar. İşte balık fiyatları artacak. Genelde zaten fiyatlar artıyor ama bu bakanlar işte ne bileyim bunlar hakkında çalışmalar yapmaları lazım bence. Hani bu duruma getiren biziz insanlar. İklim değişikliği olsun ne bileyim onlar bunlar olsun. Bu duruma getiren biziz. Bu durumu düzeltmesi gereken de biziz. Hani o kadar bakan oluyor. Tabii o kadar bakan oluyor, öğrenciler oluyor. Hani yetiştiriyoruz, neye yetiştiriyoruz kendimizi? Bunları bence kendimizle çalışmamız lazım. Bizim araştırmacılarımız bu işin uzmanları önleyici evet. Planlar koysunlar. Bence de kesinlikle. Yani çünkü durdurulmaz bir hale gelecek eğer insanlar hep böyle devam ederse. Sonumuz belli yani. Çöl havası yaşayacağız. Yani kesinlikle. Soruyorum. Balık tüketiyor musun? Tüketiyoruz. En çok hangisi? Genelde hangisi ucuz olursa. Hamsi. Ne kadar hamsinin kilosu? 120 lira ya. Ben tüketmiyorum şu aralar ya. 150 lira. Evet yani öyle gidiyor yani. Ben onu değerlendirmiyorum. Ben mesela balıkçı arkadaşlarla konuşuyorum. Ben her şu anda gelen petrol zamlarına bağlıyorum. Çünkü bizim memleketimizde de şu anda mesela balığın bol olması lazım. Soruyorum arkadaşlara mesela muhabbet ediyoruz. Akaryakıt mesela 42 lira olduğu zaman tabii diyelim ki 5 liraya mal ettiğin şeyi sen kalkarsan efendim mazota bilmem neresi yükselirse ne yapacak adam? Yani. Mazota yan. Bu da doğal olarak da her şeye yansıyacak. Benim bir düşüncem vardır. Şu bir ülkede eğer akaryakıta zam geliyorsa iğneden ip diye her şey zam gelir. Bugün diyorlar işte şey izliyorum haberlerde. Efendim işte domates olmuş Antalya'da işte 5 liraya imal ediliyormuş. İşte buraya gelince ya arkadaş köprüden geçerken bir uçak parasında köprüden geçirirsen bir vatandaşı, mazot fiyatını bu kadar yükseltirsen kusura bakmayacak. Şeyi de unutmamak lazım, iklim faktörü. Çünkü çölleşmeye doğru gidiyoruz artık. Ya o apayrı bir olay. O apayrı bir olay. Karadeniz'deki hamsiyi etkileyecekse bunu düşünmemiz lazım. Hayır, yani. O kesinlikle. Ama ben baş faktör olarak akaryakıtı ve gelen zamları
öngörüyorum. Ha diyeceksiniz onları es mi geçiyorsunuz? Kesinlikle değil. Ama o en son, yani bizim bir vatandaş için en son gelen şey. Neden Ukrayna'ya gidiyor balık? Şu anda Karadeniz, bizim Karadeniz'imizde balık yok mu? Çıkmıyor mu? Var ama ileriki dönemde bak. Ya ileriki dönem. Hava sıcaklığı 50 derece çıkınca deniz hocam, suyu ısınacak. Evet, o kesinlikle. Ama bununla yapan yine kim? İnsanoğlu değil mi? Hepimiz sonuçta. Yani bunu yaparken bu efendim nükleer denemeler... Doğayı hoyratça kullanıyorsun. Doğayı aynen katılıyorum. Sen kalkarsan yok nükleer denemeler yaparsan tabiat üzerinde. Tabiat da sana bir farklı bir şekilde sana yansıyacak. 50 lira. İstavrit. İstavrit. 50 lira. 50 lira. 2 kilo 100 lira. Hamsi ne kadar? 100 lira. Çok pahalı. 150 lira da var. 150 lira aynen. Ama küçük 100 lira. Yiyecek gibi değil. Sürekli böyle alabiliyor musun? Tüketebiliyor musun? İstavrit alıyoruz ya. Ucuz 50 lira 60 lira. Hamsilere baktım şimdi tabii karışık yani. Bayağı ezik ufak. Yani böyle çok güzel bir hamsi yok. Endişe ediyor musunuz böyle bu iklim şartlarından balığın yok olması yok. Karadeniz'de? Ya muhakkak. Kirlenmesinden dolayı. Her şey denize gidiyor. Biz Sakarya kıyısından geçiyoruz. Her şey Sakarya'ya gidiyor. Sakarya denize gidiyor. Doğayı biraz hoyrat kullanıyor değil mi? Aynen aynen. İlaç, zehir, ilaç, hep tarlada ilaç, zehir, at bakalım. Tedbir almamız lazım. Aynen doğru söylüyor. Geç ama ama onu ne ektin? Mısır ektin, at ilacı. Onu ektin, at ilacı. Marul ektin, at ilacı. Hep ilaç atıyor. İlaç hepsi yok. Bir var ucuza balık alıyorsun. Balık da alıyorsun. Artık o da gidiyor. O da gidiyor. Evet. Ete yanaşamıyor. Yanaşamıyor. Tavukçuluk da öyle. Mesela tavuk atıyor fiyatları. Fiyatları evet. 150'den başlıyor. 50'den başlıyor. 150'ye kadar balık var. Neyi tercih? Hangi balık tercih ediyor? Ya ben hamsiyi severim. Başka balık yemiyorum çünkü. Ama pahalı. Bulabilirsek yiyeceğiz. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Valla bunda yapılacak ne devletin bir eli var. Ne yani Allah'ın şeysi. Yani doğa ısınıyorsa balık kaçacak. Soğuyorsa gelecek. Yapacak bir şey yok. Ha balık pahalı mı? Pahalı. Ona bir şey demiyorum. Peki biz doğayı biraz daha hoyratça kullanıyoruz mu? Yani küresel ısınmaya biz neden olmuyoruz mu insanoğlu olarak? Ya onu oluyoruz ama farkında değiliz. Veya işimize gelmiyor.